ergenlerinden bir tanesi eşleşmeyi gerçekleştirmiş, ölmek üzeredir. Dişisi yumurtlamıştır, erkekse görevini yapmıştır. Artık ölmüştü neredeyse. Ziyan olmasın diye verdim. Besin değeri tabii ki bu formda larva formu gibi değil. Bakın tam güneşin altında şu anda nasıl. Hemen anında ilk önce attım, kımıldamadı. Artık ölmek üzere olduğu için hiç kımıldamadı. O zaman fark edemedim. Hafif dokundum. Böceği hafif dokundum. Hareket edince kıllarına değdi. Ve anında sallandı ve çatır diye bir ses geldi. Hemen anında parçaladım. Ve şu anda güneşten rahatsız olmasına rağmen güneşin alnına getirdim. Olay gölgede odada gerçekleşti. Güneşten rahatsız olduğu için kıpır kıpır yakıcı bir güneş var İzmir'de şu anda. Ama bırakamıyor. Yeme güdüleri o kadar yüksek ki bırakamıyor. Normalde kaçacak bölge bir yer arıyor ama yeme dürtüsünden vazgeçemiyor. Böylece eşleşmesini gerçekleştiren bu böceklerin çok fazla can çekişen var. Eşleşiyorlar, ölüyorlar. Onkurdu ve Maria kurtlarının. Bunları ben besin değeri düşük olsa da hiç fark etmez. Buna vereceğim. Böylece hem canlı yemini beslemiş olurum hem de ölmek üzere olan canlıları değerlendirmiş oldum. Bakın çok rahatsız aslında güneşten. Benim şu anda göremiyorum ve felaket derecede terliyorum. Elimde bol bol görüntü olsun istiyorum çünkü. Böcek bacağının ucunu kımıldatabiliyordu. Tamamen ölmüştü neredeyse. Müthiş bir avcı. Yakalar yakalamaz öyle bir çatırdı geldi ki bu dış iskelet keratin tabakasını anında parçaladı. İşleri yoktur. Bir katil fare var. Onda da böyle anormal derecede yeme isteği vardır. Bir de ben ikinci olarak bunu görüyorum. Çiyanlardan falan çok fazla. Hızlı çekim geliyor. Ve bununla doymaz. Yani günlük besin ihtiyacını bunun karşılayacağını düşünmüyorum.